Merhaba çocuklar. O güzel alkışlarınız için de çok teşekkürler. Ben öğretmeniniz Serap Türk. Yeni konumuzla sizlerleyim. Bugün ilkokul birinci sınıf matematik dersi uzamsal ilişkiler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Resme dikkatlice baktığımızda, aa masanın altında iki tane kedicik varmış çok tatlı. Aa, şimdi ise masanın üstüne bir kuş geldi. Masanın etrafı ise çocuklarla doldu. Masanın altında kedi, üstünde kuş, etrafında ise çocuklar var. Buraya kadar öğrendiğimiz kavramlar altında, üstünde ve etrafında. Şimdi burada videoyu bir durdurun ve etrafınıza bakın bakalım. Bakın etrafınıza dedim gene. Kendi etrafınıza bir bakın. Hangi eşyanın altında ne var? hangi eşyanın üstünde ne var ya da hangi eşyanın etrafında neler varmış. Yeni resmimiz ise bir oyun parkı. Oyun parkındaki oyuncakların, eşyaların yerlerine bir bakalım. Kaydırakla tatravalinin arasında bir ağaç var. Ağaçla salıncağın arasında bir tatravali var. Tatravali ile bankın arasında ise bir salıncak var. Bu resmimizde de arasında kavramını öğrendik. O halde ne ile neyin arasında ne varmış? Videomuzu burada durduralım ve etrafımızı bir gözlemleyelim. Ayşe eve de bir bakın ne kadar güzel. Hayallerimdeki gibi. Resimde gördüğümüz evin arkasında ağaçlar var. Ağaçların arkasında dağlar var. Evin önünde bir at var. Atın önünde çit var. Çitin önünde ise çiçekler var. Evet bu resmimizde ise önünde ve arkasında kavramını öğrendik. Şimdi ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Videoyu durduruyorsunuz ve etrafınızda neyin önünde ne var, neyin arkasında ne var onu söylüyorsunuz. Şimdi ise karşımıza çiçekler çıktı. Aa bakın karınca, kelebek, arı ve leylek var. Kelebek karıncadan yukarıda, arı, kelebek ve karıncadan yukarıda. Leylek ise arı, kelebek ve karıncadan yukarıda duruyor. Aynı şekilde arı leylekten aşağıda, kelebek arı ve leylekten aşağıda, karınca ise kelebek arı ve leylekten aşağıda duruyor. Bu durumda en yukarıda leylek, en aşağıda ise karınca var. Tatravalli'ye bir arkadaşınızla bindiğiniz zaman da arkadaşınız yukarıdayken siz aşağıda oluyorsunuz. Arkadaşınız aşağıdayken ise siz yukarıda oluyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Şimdi de siz yukarıda ve aşağıda kavramlarına örnekler bulun. Masanın üzerindeki çiçeklerin güzelliklerine de bir bakın. Kaktüs uzakta, laleler ise bize daha yakın. Emre ile Cemre de gelmiş. Merhaba Emre, merhaba Cemre. Emre uzakta, Cemre ise daha yakında duruyor. Dünyamıza bir bakın. Nasıl da göz kırpıyor bize. Dünyaya yakın olan ay Uzak olan ise güneş. Ay dünyaya yakın, güneş dünyaya uzak. Uzak ve yakın kavramlarını da öğrendiğinize göre yakınınızda ve uzağınızda neler var söyleyebilirsiniz. Aa çocuklar suyun içinde giden balığı gördünüz mü? Balık denizin içinde, kedi denizin dışında, kuğu denizin üzerinde, deniz atı denizin içinde, at denizin dışında, deniz anası denizin içinde, yelkenli gemi denizin üzerinde. Yani denizin içinde ne var? Balık var, deniz atı var iki tane ve deniz anası var. Peki denizin dışında neler var? Denizin dışında kedi ve at var. Denizin üzerinde ise kuğu ve yelkenli var. Ben de sizlere alkışlıyorum çocuklar. Çok çabuk öğreniyorsunuz. O halde bakın bakalım evimizde neyin içinde ne var, neyin dışında ne var. Şimdi dilerseniz bugün öğrendiklerimize şöyle bir bakalım. Altında üstünde kavramını öğrendik. Burada gökkuşağının üzerinde bulut, gökkuşağının altında ise ev var. Etrafında kavramını öğrendik. Silginin etrafında kalemler var. Arasında kavramını öğrendik. İki evin arasında ağaç var. Önde arkada kavramını öğrendik. Çitin önünde ördek, çitin arkasında ise inek var. Yüksekte alçakta kavramını öğrendik. Yüksekte kediler, alçakta ise köpek var. Uzakta yakında kavramını öğrendik. Uzakta kamyon, yakında ise araba var. Ve son olarak içinde dışında kavramını öğrendik. Kutunun içinde oyuncak araba, kutunun dışında ise oyuncak bebek var. Bugünlük dersimiz bu kadar. Öğrendiğiniz kavramları sık sık tekrar etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.